Arkadaşlar ben Azgem Teri kanalından Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yepyeni bir Dreaming Soccer 2021 videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoya like atmayı, kanalıma abone değilsen, ailemizde yeniysen aramıza katılmayı unutma. Yapman gereken sadece like atıp abone olmak. Katıl butonuyla da bize destek olmak istiyorsan katıl butonundan da bize destek olabilirsin. Öncelikle katıl butonuyla bize destek olan PES Mobile MK ve SCS adlı kullanıcılara çok ama çok çok teşekkür ederim. PES Mobile videosu gelecek yarın. Çok da güzel bir video gelecek. 1 milyonluk box draw açacağım. Ondan sonra ise ne yapacağım arkadaşlar? Beşiktaş kadrosunu oluşturmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla güzel içeriklerle karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, hiçbir şekilde vakit kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar ilk başta gizli oyuncu tahmininizi bekliyorum. Fakat öncesinde ajanım var. Bir tane gizli oyuncu, bir tane ajanım var. Sizce gelecek olan oyuncular hangileri olur? Bir kadromu göstereceğim. Kadromu gösterdikten sonra ise sizce kimler bana gelmeli? Kimler kimleri alabilirim? Artık tüm oyuncuları gözünüzün önüne getirin. Kadromda olan oyuncular dışındaki tüm oyuncuları gözümün önüne getirin. Kimleri alabilirim? Kimleri almam gerekiyor? Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bu ana hesabım. Bu ana hesapta 109.000 XP'ye kadar yükseldik. Burada güzel online maçlar yapacağız. Şimdi Mbappe ve Griezmann'ı çok isteyenler vardı. Griezmann gelecek arkadaşlar. Griezmann'ı sizler için almayı düşünüyorum. Burada form takviyesi yapabiliyoruz. Oyuncularımı daha yüksek seviyeye çıkartabilmek için. Onun dışında ise arkadaşlar yapacağımız çok fazla bir şey yok. Bence ne yapalım? İlk başta ajanımızı kullanalım. Ajanı kullandıktan sonra arkadaşlar gidelim. Gizli oyuncumuzu açalım. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına bırakıyorum. Bir efsanevi oyuncu. 80 artı. Gelen oyuncu. Bakalım kim kaleci geldi. Çok ilginç. Çok ilginç şekilde gelen oyuncu Salvatore Sirigu. Çok ilginç. Kaleci gelmesini hiç beklemiyordum. Ve Sirigu'nun altın kartı olması da beni çok şaşırttı. Sirigu işime yaramayacak. Neden işime yaramayacak? Çünkü arkadaşlar Sirigu benim yani iki tane kalecim var. En iyi iki kaleci bende. Biri Kurtua, biri Alisson. Alisson'un yeni tarzını da bu arada çok beğendim arkadaşlar. Şimdi Sirigu'yu hemen bir kalecilik antrenörüyle elvedamızı yapıştıralım. Gelin buraya gizli oyuncuya. Sonra gidip çok güzel bir, aslında online maç yapıp da gizli oyuncu açabilirdik de heyecanlı olsun diye. Fakat ben size çok fazla bekletmek istemiyorum. Bir efsanevi, bu da ikinci efsanevi olacak. Cancelo'yu almayı çok da düşünmüyorum. Ve 1555 coin stick. Toplam değeri 1750 olan oyuncumuz bakalım kim? Çok merak ediyorum. Ve gelen oyuncu Mauro Icardi. Çok fazla geldi bu gizli oyuncu. Ve gene karşıma çıkmadı değil. Mauricio Icardi diyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Burnley ile bir maçım var. Buradan hemen bir gir çıkma yapayım. Gir çıktıktan sonra ikinci bakalım buradan bir Griezmann falan gelirse çok istediğin için alabilirim. Kaleye Donnarumma geldi. Birkaç tane maç kaybedebiliriz arkadaşlar. Çünkü halen bizim coins'imiz ve artımız var. Division 2'den her türlü çıkarız arkadaşlar. O yüzden 4 maç kaybetmekte bence pek de bir zarar yoktur. Şimdi gelelim buraya. Erling Haaland. Süperstar ancak orada gözüme çarpan çok iyi bir oyuncu var. Sadio Mane. Haaland'ı da almamı istiyorsanız yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. 1.94'lük dev. Tabi arkadaşlar normal boyunun 1.91 ya da 1.92 gördüm ben. Manchkolik'te ama burada 1.94 gözüküyor. Karşınızda Leroy Sané. Bu oyuncular çok kıymetli. Ve Leroy Sané'yi de alarak gerçekten kadromuza güç katmaya devam ediyoruz. Tabi arkadaşlar bu oyuncuları şu an için kullanır mıyız bilmiyorum ama gelelim buraya online maçlara. Online maçlar çok zorlu geçecek. 11. ligdeyiz. İlk maçımızda bir beraberlik elde etmişiz. Bakalım buradan nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla iyi bir sonuç ortaya koymaya çalışacağım. Ve gelen rakip benimle çok aynı güçte değil. Bu arada arkadaşlar burada küme düştüm. O yüzden tüm mağlubiyetlerim orada gözüküyor. Bakalım buradan nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Yorumlar çok çok önemli. Mbappe. Messi. Umarım galip gelebiliriz buradan. Saul. Neymar. Mbappe'ye doğru. Mbappe. Bir şut. Kaleci. Hiçbir şey yapamadı. Kylian Mbappe. Çok güzel bir gol geldi. Online'da maça süper başladık. Sound quiz. Harika bir pas. Muazzam bir bitiriş. Kylian Mbappe. Devamı gelir mi? Rakip Portekizli. Türkiye logomuz. Milli takım logomuz daha doğru olur. Saul, Ronaldo. Güzel hareketler. Messi'ye bıraktı. Messi. Portekizli birinin Messi'yi oynatması da çok ilginç. Demek ki futbol seven bir kardeşimiz. Neymar. Saul Niguez. Benim jokerim offside olması lazım. Kaleciyle baş başa Ronaldo. Ronaldo 1-1. Bu nasıl bir online maç? Skor 1-1'e geldi 11 dakikada. Ben klasik diğer
şeyde oynuyorum arkadaşlar. Diğer konuşamadım. Diğer hesapta sürekli oynadığım için 4-1-2-1 dizilimiyle oynuyorum ama bu biraz daha farklı bir sistem. O yüzden burada ne yapacağım konusunda gerçekten çok kararsızım. Biraz zorlanacağım bu hesapta. Yani kadrom güçlü olmasına rağmen çok zorlanacağım. Trent biraz değişik bir top oldu. Trent Alexander-Arnold şimdi Cristiano Ronaldo'yla aldık başımızı gidiyor muyuz? Neymar çok güzel pas Mbappe'ye. Mbappe çıkaramadık. Zorlanacak gibi hissediyorum arkadaşlar bu maçta. Hem de çok zorlanacağım. Mbappe çok iyi pas. Ronaldo ancak orada Van Dijk. Pası Paulo Dybala'ya. Dybala'dan Lionel Messi'ye. Messi. Messi gole gidiyor. Messi uzattı. Mbappe garantiye gittik. Skor 2-1'e geldi. 32 dakikada gelen 2 gol çok çok kıymetli. Mbappe şova devam ediyor. Bu arada Neymar'ı oynatmıyorsun diyen bir kardeşimiz vardı. Galiba Neymar'ı bu maç oynatıyorum. Çok dikkat etmedim ama. Uf. Faul olduğunu düşündüm ama. Uzaktan şutlar da deneyeceğim arkadaşlar. Kaleciyle baş başa. Mbappe. Mbappe. %99'luk gol pozisyonu. Kylian Mbappe. Alisson Becker. İndir abim. Alisson. Thiago Silva. Çok büyük hata Virgil van Dijk. Mbappe orada zorlayacak ama. Mbappe ne yapıyorsun? Çok geç kaldım oradaki pası. Laporte. Aymeric Laporte iyi pas. Saul. Bir türlü topu istediğin gibi çıkaramıyorum. Neymar. Virgil van Dijk. Yani sıkıntılı bir maç. Sıkıntılı bir maç. Ona karşı bir taktik değişikliğine gitmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Şu sistemi kullanayım. Bu sistemde biraz daha verimli olacakmışım gibi hissediyorum. Bir Salah Neymar değişikliği olabilir. Bir de De Bruyne artık oynaması gerekiyor. Bakalım buradan bizim klasik sistem. Yani bu sistemde oynamayı çok seviyorum. Bu sefer başarılı olabilecek miyim? Saul Niguez. Eğer bir oyunda sürekli aynı sistemi kullanıyorsanız arkadaşlar ondan vazgeçmeyiniz. Çünkü eğer sonuç alıyorsanız tabii ki de. Kevin De Bruyne. Ronaldo pasını aktardı. Messi'ye. Messi muazzam bir pas. Mbappe'ye doğru. Ancak kalecide kaldı. Şimdi pas Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Timo Werner'e. Werner. David Alaba. Saul Niguez. Ronaldo çok iyi pas. Ancak orada Koulibaly hata yapar mı? Hataya yer yok diyor. Tekrardan Koulibaly. Çok iyi pas Virgil van Dijk. Pasını aktardı Trent Alexander-Arnold'a. Arnold. Virgil van Dijk. İyi pas. Kevin De Bruyne. Ondan Saul Niguez'e. Niguez. Güzel paslaşmalar. Harika pas. Salah. Mbappe. Kaleciyle baş başa. Kylian. Mbappe. Kylian Mbappe. 3-1. Güzel bir gol oldu ve LM pozisyonuna artık Sadio Mane'yi kullanma vakti. Bir LM, bir RM'ye ihtiyacım var bu arada. Bir LM, bir RM'ye ihtiyacı. LM pozisyonunda oyuncumuzu aldık. RM'ye de iyi bir oyuncu şart. Alacağız gibi de duruyoruz. Ronaldo, Virgil van Dijk. Bu sistem benim en sevdiğim sistem arkadaşlar. Çünkü sürekli oynuyorum bu sistemle. Ve Messi ile gole mi gidiyorum? Messi çalımını atamadı. Pasını aktardı Thiago Silva. Orada bırakır mıyım ben? Mbappe. Kaleciyle baş başa bırakabilecek mi Messi'yi? Messi'nin koşu yoluna. Messi. Ah Messi. Saul Niguez. Ronaldo. Harika bir çalım. Tekrardan Ronaldo. Kaleciyle baş başa mı? Oradaki oyuncuyu tahmin edemiyorum. Werner offside. 3-1'lik galibiyetimiz var ama kaleciye doğru giden bir top. Bir röveşata denemesi ama gelmedi. Ya Mbappe'ye doğru gelseydi direkt tıklayarak basacaktım. Saul. De Bruyne. Mbappe offside yok gibi. Messi. Çok rahat bir gol. Top direkten döndü. İnanılır gibi değil. Şimdi Saul. Uzaktan bir şut denemesi. Yandan dışarıda. Saul Niguez. 3-1 öndeyiz ve maçın bitmesine de çok fazla bir şey kalmadı. Artı 6 verdi. Hata yaptı. Oo, yapmadı. Hata yaptığını zannettim ama yapmamış. Messi. Muhammed Salah'a doğru. Maç bitecek mi? Kevin De Bruyne. Koke. Saul. Al şu topu artık Saul. Alaba. Mbappe. Messi'ye doğru. Messi. 3-1. 3-1'lik bir galibiyet. Online'da 11. ligde. Zor maçlar. Bakalım diğer maçımız bize nasıl bir sonuç getirecek. 44 bonus var.
Onu kullanmayı çok düşünmüyorum. Gelelim tekrardan buraya. Direkt 4-1-2-1 ile çıkacağım arkadaşlar. Mane'yi de oynatmayı düşünüyorum LM pozisyonda. Kevin de... oradaki oyuncu çok sıkıntılı. Şöyle bir şeyler deneyeceğiz. Bu maç Ronaldo'dan biraz uzak durayım. Mane'yi de şöyle oynatayım. Bakalım bu maç bize neler gösterecek. Ya ligde kalmamız için, yola devam etmemiz için 11 puana ihtiyacımız var. Ki bunu da 9 maçta herhalde sağlayabiliriz. Ve gelen rakip Dream FC. Üst üste maçlar kaybettikten sonra buradan bir galibiyet şart. Kylian Mbappe. Bu arada defansif mi oynuyor, bana böyle geldi. Çok güzel pas. Ah Bale. Ah. Çok uzak. Alisson Becker. Hata yapmasını bekleyeceğim. Arnold. Çok iyi yere. Messi. Muazzam bir pas. Messi. Mbappe kaleci. Çok iyi bir kurtarış. Maçı süper başladık desek yeridir. Sert bir şekilde ortaya çıkaracağım topu. Mbappe pası. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Harika bir oyuncu Kevin De Bruyne. Dünkü maçta da görmüştük. Harika bir pas. Harika bir organizasyon. Skor 1-0. Umarım 2-2 yaparız ya. Ronaldo. Messi mi? Gelmedi Messi'ye bir türlü. Kaleciden bir degaj. Degaj diyorum. Kaleciden bir uzun top Casemiro'ya doğru. Casemiro. Faul. Bakalım bu maç bizi neler bekleyecek. Ronaldo. Silva. Gareth Bale. Gareth Bale. Kingsley Coman. Coman mıydı? Bana öyle geldi galiba. Alisson Becker. Kingsley Coman. Oo, harika bir çalım. Şimdi Thiago Silva peşinde. Ya benim oradaki defans niye bırakıyor adamı? Ramos %99'luk gol pozisyonu. Sergio Ramos. Alisson. Silva gelmedi. Arkadaşlar rakiplerin güçlerinin böyle olduğuna bakmayın. Yani sadece sarı kart olması kötü oynadığı anlamına gelmiyor bu oyun. Tam taktiksel diyecektim ki inanılır gibi değil. Çocuk orada kaleye vursa gol gelecek. Çocuk orada vursa kaleye gol gelecek. Ya yani onunla biraz hatalı oynadığını hissedebiliyorum. Yanlışlıkla elim çarptı. Silva. Allah'tan hatamızı hemen telafi ettik. Trent. Gareth Bale. De Bruyne. Çok güzel pas. Trent Alexander-Arnold. Trent. Foul. Tam da topu çekmişim. Kingsley Coman. İçeri Sarkes'i mi düşünüyorum? Çok iyi yere mi? Gelmedi. Hata yapabileceğini düşündüm ama galiba o hatadan çok ama çok çok uzak. Silva. Topları güzel çekiyor. Kingsley Coman. Orada peşinde Gareth Bale. Bale daha hızlı bir oyuncu. Virgil van Dijk. Gol mü geliyor? Oradaki kritik müdahale, kırmızı vermesi lazım. Yine bir sarı kart. Çok ilginç. KDB'ye de bir sarı kart. Ve ilk yarı bitti galiba. 110.999 XP'miz var. Galiba bu maç sonunda 712.000 olacağız. Ya da 111.000'de kalacağız. Rakibim Hollandalı ve şu an içinde fena bir oyun ortaya koymadı açıkçası. 1-0'lık üstünlüğümüz güzel ama devamının gelmesi gerekiyor. Abicim neyi bekliyorsun? Zaten ilk yarı bitecek. Çok ilginç. Şu an harbiden ilginç bir şekilde bekliyor. Bu sistem normalde işe yarayan bir sistem ama şu an için bizi sıkıntıya sokmuş olabilir. Bir diğer taktiği deneyeceğim. 3 oyuncusunu da değiştirdi. Çok ilginç. Çok ama çok çok ilginç. İlk yarı bitti. Biz de bir taktik dizilimi değişikliğine gideceğiz. Asıl taktiğimle oynayacağım. Konuşamadım. Bir Neymar Bale değişikliği şart. Buraya da bir Coutinho. Bakalım bu taktik dizilimiyle birlikte bizi neler bekleyecek. Umarım ikinci yarıyı daha değerli toplu oynamayı başarabilirim. Ronaldo top bende.
Alisson Becker. Uzun bir degaj. Abi oradan topu çıkarın. Bir zahmet çıkarın artık. Ramos. Pası Salah'a. Kevin De Bruyne. Uzun oynayacak. Neymar'a. Neymar çok güzel çıkardı Mbappe'ye. İki mi geldi? İki mi geldi? Nasıl kaçırsın Gökhan bunu? Şimdi Messi. İyi ortalarsa iki gelir. İyi ortalarsa iki gelir. Ah Messi ah. Coutinho. David Alaba. Kanada oynayacağını düşündüğüm için Alaba'yı direkt orada koşturmaya bıraktım. Şimdi Virgil van Dijk defans arkasımı. Ya. Ya Neymar koşuyu bırakıp bir an pes gibi zannediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Mbappe sert bir şut gelecek. Bırakın artık vursun çocuk. Bırakın artık vursun çocuk. Top direkten döndü. Korner. Şu korneri KDB kullansın ya. Çocuk iyi kullanıyor zaten. Golü de atabiliriz. Mbappe. Top bir türlü girmiyor. Ya şaka mısın sen Gökhan? Şaka mısın sen Gökhan? Luka Modric. Mbappe uzaktan deneyecek. Tekrardan Mbappe gene üstten dışarıda. Uzaktan artık şut çekmek istiyorum ama bir türlü o verimi alamadım. Ne yapmaya çalışıyor? Maçı mı bitirmeye çalışıyor? Yoksam temel gayesi nedir bilmiyorum ama. Şimdi Neymar. Neymar Junior kaleci Alisson Becker. Bir şut gelecek ama o şut bir türlü gelmiyor. KDB. Alaba. Coutinho defans arkası. Zannetmiyorum. Neymar Junior. Coutinho. Coutinho. Harika işler. Kevin De Bruyne'ye. De Bruyne klasik paslarından biri mi gelmedi? Modric. Son bir pozisyon. Tekrardan KDB. Muazzam bir pas. Offside. Çok iyi bir pasla oysa ki. Maçın bitmesine sadece ve sadece saniyeler kaldı. Ve ilk ikinci yarıda bitti. 3 puanla buradan çıkarmayı başardık. Toplam puanımızı 11. ligde 7'ye uzattık. Zor bir maçtı ama kazanmayı da bildik arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.